42 yıllık Kaddafi iktidarının sonu 2011'de bir iç isyanla son buldu. Linç edilerek öldürülen Kaddafi'den bu yana Libya'daki karışıklık bitmiyor. Ülkedeki darbeci milis lider Halife Hafter'in ayrılıkçı politikaları yavaşladı ama sürüyor. Libya ordusu son 4 günde 9 adet Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti. Pantsirlerin birim fiyatı 14.7 milyon dolar. Birleşik Arap Emirlikleri 800 milyon dolar karşılığında 50 adet Pantsir almıştı. Birleşik Arap Emirlikleri bu sistemlerin bir kısmını Hafter milisleri için Libya'ya göndermişti. Libya'da Rus Pantsirleri kör eden SİHA operasyonu nasıl yapıldı anlatalım. 9 adet Pantsir S1'in imha videoları sosyal medyada paylaşıldı. Pantsirlerden sadece birinin üzerindeki radarın aktif olması dikkati çekti. Diğerleri ya yolda ya da bekledikleri esnada imha edildi. Uzmanlar operasyonları istihbarat başarısı olarak tanımlıyor. Sistemler herhangi bir zarar üretmeyecek haldeyken yok edildi. Bu da SİHA'ların riske girmeden başarılı bir operasyona imza atması anlamına geliyor. Araştırma, takip ve sahadan sürekli bilgiler toplandı. Bayraktar TB2, 150 saat haberleşme menziliyle 24 saat gökyüzünde kalabiliyor. Operasyonların başarısı, Libya unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nce eğitilmesindeydi. Uzmanlar operasyon için elektronik harp desteği olması gerektiğini savunuyor. Sahada hangi desteklerin verildiği ise bilinemiyor. Hafter'in dış destekle aldığı sistemlerin zayıf ve zafiyet dolu yönü bulunmuş gibi görünüyor. Hava unsurları yüksek bir tehditle karşı karşıya kalmadan görevlerini yerine getirebiliyor.